kardeşlerimi kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kainata cami ve mescit denilebilir mi? Evet. Kainata cami ve mescit denilebilir. Mescit secde edilen yer ve mekan anlamına geliyor. Cami de insanların cemaat halinde, topluluklar halinde toplanıp ibadet ettikleri yer anlamına gelmektedir. Allahu Teala hakimdir. abes iş yapmaz. Her yarattığı şeyde sayısız hikmetler, maslahatlar, faydalar vardır. İşte şu koca kainatı birinci olarak Allah kendi isimlerinin, sıfatlarının güzelliklerini göstermek ve dolayısıyla Allah'ın varlığının ve birliğin anlaşılmasını sağlamak için yaratmıştır. Şu halde bu koca kainat bir mescit, bir cami suretinde yaratılmış. Arkasından akıllı olan varlık insan yaratılmış. Hayvanlar var, bitkiler var ama onlar da akıl olmadığı için bu muhteşem sarayı, bu harika ve gerçekten sonsuz nimetlere donatılmış bu e, muhteşem alemi seyredecek akıllı, şuurlu bir varlık. İşte o, o da insandır. O akıllı ve şuurlu varlık bu kainatı muhteşem sarayı seyrediyor kandilleriyle, yıldızlarıyla, dağlarıyla, ovalarıyla, havasıyla, suyuyla, ayıyla, güneşiyle, sonra insan kendine takılmış olan özelliklerle bu alemleri seyrediyor. Arkasından bu muhteşem kainatı yaratan zatın varlığını ve birliğini fark ediyor. Sonra varlığını ve birliğini anladığı o zata aklını ve kalbini kullanarak ubudiyet yani ibadette bulunması gerektiğini anlıyor. Demek ki bu kainat mescidine secde edecek, hayretle secdeye kapanacak, kapanacak bir akıllı varlığa ihtiyaç var. İşte Allah bu hikmetten dolayı insanı yaratmış ve insana hayret etmeyi sağlayacak bir akıl vermiş. Sonra bu muhteşem saray yaratan zata hayret ifadesini nasıl ifade edecek? Haydi diliyle hayret ifadesini söylesin. Allahu Ekber desin. Ama ibadetin en zirvesi olan namaz ibadeti. Onun da en zirvesi olan ruku ve onların da en zirvesi olan secde ibadetiyle bu muhteşem kainattaki güzellikleri hayretle, ibadetle ve secde ile karşılıyor. İşte bu koca kainatı cami ve suresinde suretinde yaratılması insanın o kainat mescidinde ibadet yapması içindir. Çok hikmetlerinden binlerce hikmetlerinden birisi budur. Şu halde bir insan bu kainata tefekkürle bakacak, kalbiyle bu kainatı yaratan zatın varlığını kabul edecek, ruh ve bedeniyle de secdeye kapanarak kainat mescidinde aziz bir misafir olarak secde edecek, hayretle secdesini gösterecek. Gerçekten kainattaki melekler, her yeri doldurmuş olan ruhani varlıklar, insanın bu hayretini hayretle karşılıyorlar ve bütün insanların bu güzelliği yapmasını merakla bekliyorlar. Ne mutlu bizlere ki Allah bu güzellikleri fark etmeyi nasip etmiş ve hayret secdesine kapanarak ibadet etmeyi nasip eylemiş. O halde bu güzellikleri başka insanlarlaştırmayı Elimizden geldiği kadar her insan ulaştırmayı Allah bizlere nasip eylesin.